Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Master Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümdeki konuğumuz Marvel's Avengers. Biliyorsunuz arkadaşlar, uzun bir süredir bu oyun bekleniyordu. Aslında Square Enix bunu ilk duyurduğunda hayli tepki çekmişti ki bu tepki çekmesinin temel sebebi aslında oyundaki karakterlerin filmdeki yani Marvel sinematik evrenindeki karakterlere çok fazla benzemiyor oluşuydu. O dönem biliyorsunuz Avengers Endgame vizyona girmişti ve tüm dünyada çok büyük ses getirmişti film. Hatta Avatar'ın bir süredir kırılamayan en fazla gişe hasılatı elde eden film unvanını da ele geçirmeyi başarmıştı ki bu gerçekten önemli bir başarı diyebiliriz. Haliyle Avengers karakterleri bu kadar popüler olunca ve her karakter belli bir süper kahramanla özdeşleşince insanlar da bu oyunda direkt olarak o karakterleri görmek istediler. Nedir? Örneğin Tony Stark karakterinde Robert Downey Jr.'ı görmek istiyorlardı. Fakat ona böyle benzeyen bir karakterle karşılaştılar. Ya da işte Kaptan Amerika denilince akıllara ilk gelen isim Chris Evans oluyordu. Fakat yine oyunda baktığımızda Chris Evans'a pek de benzemeyen bir karakterle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla Square Enix'in böyle bir yönelime gitmesi oyun severlerinin de tepkisini çekti. Ki bence bu tepkide de haklıydılar. Lakin Square Enix bu kararından geri adım atmadı arkadaşlar. Ve dedi ki tasarımlar asla değişmeyecek. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz dediler. Muhtemelen eğer tasarımları değiştirmek isteselerdi, yani filmde yer alan karakterleri oyuna taşımak isteselerdi, hayli kesenin ağzını açmaları gerekecekti. Belki de hani maliyeti biraz düşürme açısından bu yönelime fazla girmek istemediler. Biz de bu hafta dedik ki Marvel Avengers hazırlığı çıkıyor. PC'de bu oyunu deneyimleyelim. İlk tecrübelerimizi beraber aktaralım. Yani biz şu anda bu oyunu aman aman çok oynamadık arkadaşlar. Dolayısıyla bu bir inceleme videosu da değil. Oyunu beraber deneyimleyeceğiz. Biraz böyle oynadık sadece. Şimdi oynamaya devam edeceğim ve burada gördüğümüz bölümleri de beraber ilk defa görüyor olacağız. Bunu da sizlerle paylaşalım ve dilerseniz oyunumuza başlayalım. Evet arkadaşlar, oyunumuza girdik. Şuradan iki tane karakterim var şu anda. Marvel, Miss Marvel ve Hulk. Miss Marvel biliyorsunuz zaten sinematik evrende yoktu ve kendisi Müslüman bir karakter. Bunu da dipnot olarak sizlerle paylaşmış olalım. Hulk ise bildiğimiz Hulk, zaten yeşil devimiz. Hulk'la oynadığım için onun leveli biraz daha yüksek. Şuradan tipine baktığımızda gayet kaslı maslı bir adam. Yani genel olarak baktığımız zaman arkadaşlar Hulk'ın bayağı benzediğini söyleyebiliriz. Tipi falan bizim Hulk'u, bildiğimiz Hulk'u andırıyor yani. Şöyle. Ben Hulk'ın tasarımını beğendim açıkçası. Söylemek gerekirse. Şuradan launch mission diyelim ve görevimizi başlatalım. Evet. Orada Hulk uçağın içine sığmıyor galiba. Jet'te böyle bir boynu bükük kalmış adamcağız. Biraz da kamburu çıkmış. Yüklenme süresi biraz uzun sürüyor. Hulk'un şort da bayağı yırtık burada. Normalde bu kadar yırtık değil. Bir de kollarında mavi bir şeyler var. Normalde biliyorsunuz filmlerde falan böyle bir şeyler yoktu arkadaşlar. Ki zaten son filmde Profesör Hulk karakterine dönüşmüştü daha çok. O da ayrı bir mesele tabii. Ama bizim bildiğimiz, alışık olduğumuz Hulk'un bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Miss Marvel ile ilgili pek fazla bir şey yoktu zaten. Gerek böyle animasyon şeyinde, gerekse film sahneleri, zaten film sinematik evrene dahil edilmedi ama önümüzdeki dönemde muhtemelen dizisi gelecek. Evet, Maria Hill konuşuyor şu anda ve uçağımız da iniyor. İndir bizi, indir 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 beni ya. Sal beni artık, bir dövüşeyim, vurayım, vurayım ağzını yüzünü kırayım milletin.
Evet, full iniş yaptık. Döşümüze döşümüze şöyle. Evet, hadi yürü bakalım. Taktika bu. Bakalım şöyle. Evet, şu beyaz şey gideceğimiz yeri gösteriyor. Zaten objemiz de orada görünüyor. Çok fazla zıplayamıyoruz bu arada ama olsun. İleride belki daha yükseğe zıplarız. Şuradan bakalım. Yerden bir şeyler koparıp fırlatma. Deneyelim mi? Bir şeyler koparalım bakalım ne çıkacak. Evet, taş. Buradan atlamaz bu herhalde. Şuradan geri gidip bir yol bulalım. Buraya zaten çıkmamız için şey koymuşlar. Snowhawk'un buradan oraya kadar 50 metre atlaması lazım ama atlamıyor. Şuradan çıkalım tekrar. Aha, çıkamadık. Yine çıkamadık. Neyse, buradan da gidiliyorsa sorun yok. Şuradan çıkabiliyoruz mu bakalım. Yok, şurayı deneyelim. Buradan çıkarız. Zaten Miss Marvel burada. Evet, şurada askerler var. Gidip onları pataklayalım biraz. Gelin bakalım buraya. Oo, robot gibi bir şey var orada. O bana layık. Sen akıllı olsun. Herkes akıllı olacak. Hadi 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 hadi. Yani iki yumrukta öldürmemiz de saçma. Hulk dediğimiz arkadaşlar yani tek yumrukta serer bu adamları çünkü. Adam pompalıyla ateş ediyoruz yanımıza. Şunu da atalım. Geldi mi o ya? Tam net göremedim ama. Neyse. Heroic ready. Evet, özel gücümüz ready olmuş. Onu böyle şu robota karşı mı kullansam? Dur bakayım. Miss Marvel'ı dövüyor robot orada. Gidelim yardım edelim Miss Marvel'a. Hiç uzaktan saldırmak var. Kenara dibine girmenin de alemi yok. Evet, şöyle bir vuralım. Oo. İlle beni kızdıracaksınız ya. Yumuşak ye, yumuşak ye, yumuşak ye. Pas 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 pas. Samadık olsun. Sinirlendim. Sinirlenince böyle durdurulamaz oluyoruz. Canımız da doluyor. Şimdilik. Bunlar kırılıyor mu ya? Var 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 var. Hangi yerden taş çıktık? Şuraya gidelim şimdi. Atla. Yani şuraları Iron Man'le oynamak çok daha kolay olurdu. Hani gerçekten uçar giderdik, basar giderdik. Hulk'la böyle biraz amele gibi yürüyoruz. Gerçi normal şartlarda Hulk'un bir atla işte oraya varması lazım 130 metre de. İşte oyunda bunu yapamıyoruz arkadaşlar. Oyunda taban vay devam etmek zorundayız yani. Taban vay yürüyoruz şu anda. Hop, evet. 80 metre, bu neymiş? Dipot. Yalnız böyle yerden taşların çıkması falan bu çok hoş olmamış. Yani kardan da çıkarsanız aynı şekilde çıkıyor. Yerde hiçbir şey oluşmuyor, bir iz olmuyor. Yani grafiklerin bu açıdan biraz vasat olduğunu söyleyebiliriz. Ve bug'lar da var. Elimiz içeriye falan giriyor arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Hulk. Şuraya bak. Yani iz de bırakmıyor tırmandığımız yerler. Hulk yani pençelerini yapıştırıyor ama herhangi bir iz kalmıyor. Bir yamulma olmuyor, bir şey olmuyor. Belki çok şey bekliyoruz bilmiyorum ama. Bak şimdi mesela orayı aldık. Oluşan şey hiçbir şey yani. Öyle bir yine bir şey oluştu en azından ama normal yerde onlar da oluşmuyor. Mesela Hulk geliyor. Düşüyor, bir şey oluşmuyor yerde.
Vurduğumuzda çok fazla parçalanma olmuyor. Aldığımız toprak ya da taş parçası artık ne derseniz hepsi aynı şekilde. Bakın. Taş atıyoruz. Attığımız şeyde hiçbir kırılma olmuyor. Yere vuruyoruz. Taş parçaları çıkıyor ama tekrardan düzeliyor böyle. Yani hasar modellemeleri çok iyi değil. Açıkçası ben hasar modellemelerini beğenmedim. Bunu sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. Daha iyi yapılabilirdi. Şu anda hani bu hasar olayı beni biraz üzdü açıkçası. Gerçi Marvel Avengers oyunu yapmak çok kolay değil arkadaşlar. Bunu da belirtmek lazım. Yani çok fazla emek harcanması lazım böyle bir oyun için. Hani belki 5-6 yıl uğraşsanız böyle adam gibi bir oyun yapabilirsiniz. Yani böyle her yere hasar verdiğinizde iz kalacak, izler kaybolmayacak. Tüm karakterleri böyle çevreyle etkileşimi üst düzeyde olacak. Mesela buralara vuramıyoruz. Yani vurup yıkamıyorum ben o bas şeyini. Dolayısıyla hani çok da muazzam değil. Yani düştüğüm değerde hiçbir şey oluşmuyor. Yani kaç yüz kiloluk şey düşüyor o kadar yukarıdan. Hiçbir şey olmuyor. Bunlar explosive diyor. Patlamıyorlar. Bakayım. Aha patladılar. Ama atınca patladı. Yani vurunca patlamamıştı. Mesela yerden taş çıkartıyorum. Bakın yerde hiçbir oluşum yok. Maden gibi çıkartmaya devam edebiliyorum. Yani çok muazzam değil. Evet, dilerseniz oyunu bitirelim. Ben öyle bir keşif için oynadım, yerden taş çıkarttım. Hani bir şeyler oluyor mu olmuyor mu onlara bakalım istedik. Öbür tarafa o da geçince açılacak zaten kapı. Birimiz burada duruyoruz, birimiz orada durunca açılıyor işte. Yani böyle biraz çocuk oyunu gibi şeylere yer vermişler. Enteresan. Yani hoşunuza gidebilir eğer Avengers hayranıysanız. Aksi takdirde böyle çok da sanmıyorum. Mesela bir Spider-Man oynadıysanız eğer hani PlayStation 4'te Spider-Man'den sonra bu oyun sizi çok da tatmin etmeyecektir. Bunu da dipnot olarak sizlerle paylaşmış olalım ve evet oyunu bitirelim. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Marvel's Avenger'a bir bakış yaptık. Gerçekten ilk deneyimlerim benim oyunun güzel olduğu yönünde. Çok kötü değil. Tabii karakter tasarımlarına takılmamak gerekiyor. Lakin hani böyle çok da farklı değil gibi sanki filmle kıyasladığımızda, yani Marvel Cinematic Evreni'ndeki karakterlerle kıyasladığımızda Square Enix olabildiğince benzetmeye çalışmış. Bu açıdan da başarılı diyebiliriz bence. Kısaca özetlemem gerekirse, eğer böyle hani süper kahraman oyunlarına karşı bir ön yargınız yoksa, seviyorsanız bu tarz oyunları alıp deneyimleyebilirsiniz arkadaşlar. Oyun Canavarı'nın önümüzdeki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.